Sayın Divan, değerli yöneticilerim, kıymetli misafirlerimiz ve çok saygıdeğer meslektaşlarım. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. 24. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Mesleğimizin geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa edebilmek ve planlayabilmek için geçmişi ve bugünü iyi anlamak gerekiyor. Pek çok Avrupa ülkesinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 1800'lü yıllarda, Nijerya gibi bir Orta Afrika ülkesinin 1955 yılında kavuşmuş olduğu meslek yasasına ülkemiz 1989 yılında kavuşmuştur. Hemen ardından 1990 yılında Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği'nin önderliğinde İstanbul Odamız kurulmuştur. Çağdaş Demokrat grubumuz odamızı bir asır geriden gelen mesleki mücadelemizi yürüterek bizden önce bu yolu yürümüş olan meslek örgütlerinin, dünyadaki meslek örgütlerinin seviyesine çıkarmıştır. Ve özellikle gelecekle ilgili ihtiyaçları belirlemeyi ve bu ihtiyaçları karşılamayı hedef edilen bugün itibariyle yaklaşık olarak 4000 üyesi, 44000 üyesi, 12000 stajyeriyle dünyanın ve ülkemizin en aktif meslek örgütlerinden bir odayı oluşturmuştur. Kısa zamanda dünyaya ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve büyük projelere imza atan odamız, mesleki yayınları ile meslektaşlarımızın ve stajyerlerimizin bilgi birikimini, kariyerini geliştirmeye yardımcı olmuş uzmanlaşmalarını sağlamıştır. Muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren sayısız sempozyum, panel, seminer, kongre, çalıştay, eğitim ve toplantılar düzenlemiş, üniversitelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmuştur. Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunmuş, çevre ve sosyal sorunlara her zaman duyarlı olmuştur. İSMO Akademi ile farklı uzmanlık alanlarında sertifikasyon programları düzenlemiştir. Teknolojik gelişime ayak uydurmak için yeni dönem eğitim ve sertifika programlarının içinde mobil ve bulut sistemleri, blockchain ve veri madenciliği, dijital iş yapma süreçleri, elektronik dosyalama ve veri saklama teknikleri, dijital CFO'luk gibi başlıkların yer almasını planlamıştır. Meslekte kalitenin artırılması amacıyla çıkardığı hizmet kalitesi meslek kararı ve yönlendirici rehber ile verdiğimiz hizmetlerin mesleki firmalarımızın sürekliliği doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasını sağlamak için ücret yarışı değil, hizmet kalitesi yarışının ön planda olduğu bir yapıyı kurmaya devam ediyor. Geleceğimiz için sadece rapor hazırlayan değil, bu teknolojik gelişmelere ayak uydurarak yönetim danışmanlığı yapan, fırsat ve riskleri değerleyip raporlayan, raporları yorumlayan, uzmanlıkları ile müşterilerine değer katan, donanımlı ve güvenilir işletme danışmanlıkları ile kendilerine fark yaratan bir meslek profilini inşa etmeye devam ediyoruz. Bilgiye erişim merkezi ile doğru bilgiyi doğru kaynaktan, doğru zamanda, doğru uzmanlar yardımıyla değerli meslektaşlarımızın faydasına sunuyoruz. E-Oda, İSMO Web, İSMO TV, İSMO Kütüphanesi ile ihtiyaç duyulan mesleki ve sosyal içerikli süreli yayınları, tezleri, bültenleri, makaleleri, kitapları meslektaşlarımız ile buluşturuyoruz. İSMO Yaşam dergimizle sadece mesleki yönlerimizle değil, sanatla, doğayla, ekonomi ve eğitimle hayatın içinde olabileceğimizi gösterme fırsatı buluyoruz. Emeğimizin karşılığını tam ve doğru almak için emeğe dayalı ücret esaslarını hazırlayıp bakanlığa sunduk, takip ediyoruz. Geleceğimiz ve mesleğimiz için gençler dedik. Gençlerin eğitim hakkının önündeki engeller tamamen kaldırılıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Gençlerimizin daha güçlü, daha donanımlı, daha güvenli olmaları için staja başlamadan başlayarak staj sürecine
meslektaşlarım. Beşikten mezara eğitim her çağa yakışan ama en çok da bu çağa yakışan bir söylemdir. Sürekli eğitim alanlar, eğitimin peşinde koşanlar değişiyor, gelişiyor, güncelleniyor ve çağı yakalıyor, fark yaratıyor. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda Türkiye ve dünyada bir benzeri uygulaması olmayan eğitmenlerle eğitim modelini 1993 yılında kurarak meslek camiasına kazandıran yine Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği'dir. Öyle bir eğitim gücü ve sevdası ki odamızın ve TESMER'in salonlarına sığmadık. Otellerin ve hastanelerin konferans salonlarında eğitimlerimize devam ettik. Yetmedi, yine bu azim ve istekle sürekli zorunlu eğitimlere de hazırız. Eğitim birimlerimizde yüz yüze ve enstitüde sanal ortamda düzenleyeceğimiz ücretsiz eğitimlerle meslektaşlarımızın zorunlu eğitimlerini istedikleri yerde, istedikleri zamanda kolaylıkla almalarını sağlayacağız. Yetmedi, eğitmenlerimizle sadece İstanbul'a değil, Anadolu'nun her yerine bağımsız denetim, uluslararası ve ulusal finansal raporlama standartları, güncel sosyal güvenlik, iş hukuku, vergi uygulamaları, teşvikler, destekler, elektronik uygulamalar ve daha pek çok konuda eğitimleri taşıdık, paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Meslektaşlarımıza yeni ve iş imkanları sunan bilirkişilik, konkordato komiserliği, uzlaştırmacılık, etik konularında yetkilendirme ve sertifikasyon eğitimleri düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz. Yetmez dedik. Alt kurullarımız, komitelerimizle sürekli adeta bir farkındalık üretmeye devam ettik. Öğreniyoruz, öğretiyoruz, üretiyoruz ve paylaşıyoruz. 30 yıldır başarıyoruz. İşimizde, ailemizde, üretimde, sosyal yaşamda güçlü bir şekilde var olmaya devam ediyoruz. Odamız üyelerin içerisindeki oranı %50'lere yaklaşan kadınlarımız, çağdaş, demokrat, özgürlükçü bir anlayışla odamızda çalışma hayatında görev almaya devam ediyorlar, başarıyorlar, takdir ediliyorlar. Bu kadar işin arasında bir şeyi asla ihmal etmedik. Çocuklarımızı aydınlık yarınlara hazırlamaya devam ediyoruz. Anne olan, yüreğinde anne sevgisini hisseden, taşıyan bütün meslektaşlarımızın ve annelerin anneler gününü kutluyoruz. Hayat kaynağı kadınlarımıza selam olsun. Meslekli sorunlarımızın çözümü için sonuna kadar mücadele ediyoruz, edeceğiz. Beyanname verme tarihlerinde yaşanan karmaşaya son verdik. Daha rasyonel bir beyanname sistemi için çalışıyoruz. Hiçbir meslek örgütünde olmayan ve sivil toplum kuruluşunda olmayan nispi temsil sistemi
barışa, demokrasiye, özgürlüğe ve cumhuriyete olan sarsılmaz inancımızla, meslektaşlarımızdan aldığımız güçle mücadeleyi temsil etmeye devam ediyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bilmiyorsak bir yol buluyoruz. Yol bulamazsak yeni bir yol yapıyoruz. Ama mutlaka hedeflerimize ulaşıyoruz. Lütfen tamamlayın. Sayın konuşmak. Yolumuz görüştükten, sevgiden, saygıdan ayrılmayan bir çizgidedir. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği olarak en büyük süsümüz nezaketimizdir. Değerli meslektaşlarım, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu ve şahsım adına genel kurulumuzun başarılı geçmesini, meslektaşımıza ve meslek camiasına katkı sunmasını diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, birinci tur konuşmamız tamamlandı. İkinci tur konuşmaya geçerken esasen grup olan ama bugün liste çıkarmamayı tercih eden bir grup sözcümüz var. O arkadaşımıza bireysel de değil burada söz veriyoruz. Fazla bir sürede kullanmayacağını kendisi de beyan etti. Hüseyin Fırat arkadaşımız. Ondan sonra ikinci tura devam edeceğiz. Buyurun. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar müdahale etmeyelim. Süremiz biraz fazla ama gruplar böyle anlaşmış. Başka yapacak bir şey yok. Lütfen süresinde konuşmalar bitsin. Çünkü saat ilerledikçe sıkıntı da artacak. Arkadaşlarımız ayrılacak, izleyemeyecekler. Bunu istemiyoruz. Bu kalabalığı yani terk etmesini istemiyoruz. Sonuna kadar izlemesini istiyoruz ama gruplar birbirlerini uyarsınlar lütfen. Yani birisi bir dakika, iki dakika geçti diye diğerine hak gibi düşünülmesin. Öbür arkadaş da daha eksik konuşsun. Lütfen yani bu kadar anlayışı gösterelim. Hepimiz biliyoruz ki iki dakika konuşanlar grubu daha fazla oyalamayacak yani. Önemli olan burada mesajları doğru dürüst verelim. Derli toplu konuşup gidelim. Yani süre uzattıkça yanlış örnek olmaya başladı. Lütfen buna dikkat edelim. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Divan, Sayın Konuklar, sevgili meslektaşlarım. Bugün seçime katılmayacak yeni mali müşavirler grubu olarak sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, bu seçim sürecinde gördük ki 3 gruptan bölünen ve bugün 9 grup seçime giriyor. Sorguladık, dedik ki bu kimin işine yarar? Burada kazanan kim olur? Muhasebe mesleği mi olur? Mali müşavirler mi olur? Bir arkadaşım söyledi. Böl parçala yönet anlayışıyla bu hale geldik. Küçük olsun benim olsun anlayışından uzak düşünerek ve bu anlayışı reddederek bu seçimlere katılmama kararını aldık. Yalnız seçimde yarışmak adına katılmama kararı aldık. Yarın oyumuzu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Statikoya karşı olan, eskimişliğe, tükenmişliğe karşı olan, bugüne kadar şeffaf olmayan ve bundan sonra bu meslek örgütünde şeffaflığı ön plana getiren gruplara desteğimizi vereceğiz. Değerli meslektaşlarım, bugün bu kadar sorun sarmalı içinde yaşıyoruz. Meslekle ilgili dünyada teknik, teknolojik ve dijital faaliyetler tartışılıyor. Ama hala bugün muhasebe mesleği ülkemizde beyanname gönderen ve bildirge gönderen angaryalara boğulmuş bir mesleki faaliyeti sürdürüyor. Şimdi bunları görüyoruz. Bu kadar sorunların yaşadığı, sorun sarmalının büyüdüğü bir ortamda maalesef ki bu gerginlikle hiçbir sorunumuz çözülmez. Onun için diyorum ki saygının, sevginin, mutluluğun, umudun, hoşgörünün olmadığı bir ülkede, bir meslek genel kurullarında mesleki sorunlar çözülemez. Bu maalesef
bu şekilde gergin geçen bu genel kurulların kazananı meslek ve mali müşavirler olmaz. Kim kazanacaktır? 30 yıl kalıcılığını sürdüren ve bundan sonra da kalıcılığına devam etmek arzusuyla burada yarışmaya gelen anlayışlar kazanacaktır. Bu sebeple önümüzdeki süreç açısından birbirimize karşı hoşgörüyü, sevgiyi daha ön plana getirerek mesleki sorunlarımızın tartışılacağı bir genel kurul yaratalım. Şimdi bakıyoruz, gerçekten içi boş, sebepsiz bir takım konularla ilgili birbirlerimize yapmadığımız hakaret kalmadı. Ama gönül isterdi ki bugün bu genel kurulda sorunlarımızı tartışalım. Gelecekle ilgili projelerimizi tartışalım. Ama maalesef nefret duygularıyla, maalesef kindarlık duygularıyla yarın da yarışa gireceğiz ve hepimiz elimizi kolumuzu sallayıp çekip gideceğiz. Ama maalesef ki yine kaybeden biz olacağız. 30 yıl sorunlarımızı tartıştık. Bugün gelinen boyutta hiçbir sorunumuz çözülmedi. Galiba bir 30 yıl daha bu sorunlarımızı tartıştık. Artık nereye kadar gideriz? Ben konuşmalarımı burada sonlandırırken tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. Sizlere yeni mali müşavirler grubu adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Grubu adına ikinci tur konuşmacısı Armağan Üreten. Buyurun. Sonra mali müşavirler, muhasebeciler değişim hareketi adına Demet Oluş. Değerli divan üyeleri, değerli katılımcılar, sevgili medya mensupları, hanımlar ve beyler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toplantımızın her birimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkelerin ve halkların kıyasıya rekabet içinde olduğu bir dönemde yaşıyoruz ve bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz... Demet Hanım. Armağan Üreten konuşmacı şu anda, ondan sonra siz konuşacaksınız. Sırayı verdi, sizi tatlı. Peki buyurun. Ülkelerin ve halkların piyasaya rekabet içinde oldukları bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve aziz milletimiz bu rekabet maratonunda hiç de geride kalmamalı. Her daim önde olmalı veya hatta olmak zorunda. Aynı bizler de şu an yaşadığımız platformdaki gibi. Bu zorunluluk asla ve asla bir hırs gibi anlaşılmayacak. Müsaadenizle bunun sebebini anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye ister yakın komşuları için, isterse de uzakta yaşayan akraba toplumları için medeniyete, uygarlığa, bilime, teknolojiye, çağdaşlığa, sanata, kültüre ve iman bütünlüğüne açılan bir pencere, bir umut limanı diyebiliriz. Türkiye'nin namı, şanı, yüz ölçümünden defalarca geliştiren bir yaşı. Türk milletine saygınlığı ve nüfusu kendi nüfusundan da engindir. Bu ruh evlilik içinde hareket eden devletimiz Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin gözünde adeta bir lider ülke haline getirmiştir. Değerli arkadaşlar, bunları niçin anlatıyorum? Bunları tabii ki tüm mali müşavirlerin yararını anlatıyorum. Lütfen beni can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü bu organizasyonda yer almasam bile yaklaşık 15 senedir Türk dünyasında bir film çalışıyorum. Bizler Türk dünyasında böylesine bir imaja sahip ülkenin yurttaşlarıyız. Geliyor ki bunun bazen incikli olmadığımızdan yoksa bunu fazla önemsemediğimizden midir? Yurt içinde hayatın hep alanında ve bugün şurada gördüğümüz kadarıyla mesleğimizde de maalesef siyasete tabii ki ihtiyacımız var ama siyaset müptelası şeklinde olduğumuzu görüyorum ve gruplaştığımızı görüyorum. Halbuki hepsi kendi ortak faydamız için olacak. Sevgili arkadaşlar, bizi seven ülkelerin halkları Türkiye'de
diye bakmıyorlar. Bizi Türkiye olduğumuz için kabul ediyorlar. Dolayısıyla hem de bu bağlamda bizi kucaklıyorlar. Bu nedenle bizim öncelikli meselemiz bu bütünlük bilincini en az onlar kadar benimseyerek siyaset üstü meslek kurumlarına sahiplenmek zorundayız. Hanımlar ve beyler, en bilinir adıyla bugün Türk dünyası ve akraba topluluklar Türkiye'yle her konuda beraber yapıyorlar. İster askeri alanda, ister ticari alanda birçok işbirliğimiz mevcut. Türkiye bu çalışmalarıyla o ülkelerde birçok alanda yeni standartların oluşmasına direkt önderlik etmektedir. Şimdi size soruyorum. Neden biz kendi dilimizi kullandığımız, ortak dilimizi kullandığımız bu ülkeler Türk toplumu halin müşahidini ve bizim şu anda piyasamız, mükelleflerimiz mali müşahidini her yıl aramıza katılan mali müşahidinlerden daha az oranda artmasına rağmen neden biz bu ülkelerde meslektaşlarımızı ışık tutmayalım? Onlara danışmanlık ve eğitmenlik yapmayalım? Bizim gücümüz buna yetecektir. Bu hedefi karşılayacak kadar yeteneğimiz, kapasitemiz vardır. Demek ki tüm mesele kendi aramızda ve anlayış içinde bunu istememize bağlıdır. Ben şu anda diliyorum ki bugün oylama zamanı bizleri kabuğumuzdan çıkarma vizyonuna sahip mali müşavir değişim hareketini destekleyesiniz. İşte o zaman adamız sadece Türkiye'nin değil, Türkiye'nin dostları ve Türk dünyası içinde bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Değişim hareketi, mali müşavirler değişim hareketi olarak biz bunu taahhüt ediyoruz. Ben de bu toplulukta uzunca bir süredir yer aldığım için kendi şahsi imzamı bir mali müşavir ve bir sadakat borcu olarak bunun altına imzamı atıyorum. Uluslararası projelerimiz, yurt dışı seferlerimiz, danışmanlık hizmetlerimizde bu sabah olan ya da bulmayan tüm meslektaşlarımızla yeni bir sayfa açmaya sizleri davet ediyorum. Bu seçimin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hepinize sevgi ve selamlarımızı. Teşekkürler. Süreyi gösterdikleri hassasiyetleri özellikle armağan üreten buyurun. Arkadaşımıza koşuyor. Bunları böyle yapalım. Kolay gelsin. Sayın Limon, değerli misafirler ve sevgili meslektaşlarım. Türkiye Mali Müşavirler Birliği grubu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Anneler ve tüm meslektaşlarımın anneler gününü ayrıca kutluyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmama geçmeden önce çok kısa olarak bir şeyden bahsedeceğim. Bir tane Yunanlı yazar geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geliyor ve İslam dini hakkında ve Türkiye Atatürk hakkında bir şeyler söylüyor. Öncelikle ben bir Türk ve Müslüman olarak ne tarihimi ne de İslamiyet'i ondan öğrenecek değilim. Bu noktada Atatürk'ün tarih yapmak kadar mühim. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir hal alır diyerek konuşmama geçiyorum. Örgütlü meslek mücadelemizde 30 yıla yaklaştık. Bu süre zarfı içerisinde odamıza ve mesleğimize hizmet etmiş olan tüm yöneticilerimize, oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Bugünden geriye doğru baktığımızda ise gelişen mesleğimizi, ne yazık ki mesleğimizi yeteri kadar gelişmediğini görüyoruz. Gelişen kesimin ise meslek yöneticileri olduğunu görmekteyiz. Tahsilat sorunları, her gün üzerimize yüklenen angaryalar, mesleğimizi ipotek altına almaya çalışan uluslararası bağımsız şirketler, bağımsız denetim firmaları, vergi usulü kanunu mükerrer 227. madde, mücbir sebepler, kamu gözetim kurumu tarafından iddia edilen ama bizce güdük kalan denetçilik kurumu
ve bir türlü tatil olamayan mali tatil başlayacak sorunlarımız. Sevgili arkadaşlarım, bu sorunların aşılması için her şeyden önce mesleğimizin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Ve Türkiye Mali Müşavirler Birliği olarak bizler 3568 sayılı kanunumuzun, yani meslek kanunumuzun, meslektaşımızın yeni olarak tekrar düzenlenmesini talep ediyoruz. Mesleğe girişte önemli olan okullarımızdan başta ticaret liseleri olmak üzere muhasebe ve denetim alanında iktisat okullarının yapılması ve meslek örgütümüzün orta, kısa ve uzun vadeli projeksiyonlar yaparak mesleğimizi yönlendirmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, ayrıca eğitimlerimiz sürekli ve ücretsiz olmalıdır. Bunu kabul ediyorum, bunu da rica ediyorum. Bağımlı olarak çalışan arkadaşlarımızın ise odalarımızın üvey evlat olma statüsünden çıkartılarak iş yerlerinde maddi ve sosyal haklara kavuşması için mücadele edilmeli. Bu noktada geçen genel kurulda bir önerge vermişti bulunduğumuz, fakat önerge reddedildi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Üstünde durmak istediğim bir başka konu da haksız rekabetle mücadele ve kira ve özellikle de ruhsatlarını kiraya veren meslektaşlarımız. İktidarımızda ruhsatlarını kiraya hiç kimse veremeyecek. Serbest muhasebeci mali müşavirin ruhsatları kolay alınmıyor. Burada bir alın teri var ve alın teri satın alın. Değerli arkadaşlar, ayrıca son olarak mali müşavirlik ruhsatlarımızın ruhsat harçlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Kısaca şöyle toparlayacak olursak, İzmir odası toplamda 5.026 lira. İSMO, yani bizim odamız toplamda 4.889 lira. Ankara odası ise toplamda 5.176 lira alıyor. Bunun 3.200 lirası TÜBO vardı. Bu harcın azaltılmasını talep ediyoruz ve takipçisi olacağız projelerimiz arasında. Değerli arkadaşlar, artık değişim zamanı geldi ve değişim engellenemiyor. Mesleğimizi yaparken görevden değil, gönülden yapmak istiyoruz ve bu nedenle sizlerin oylarına talibiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm kalbimle sizleri selamlıyorum. Teşekkürler. Değişim Mali Müşavirler Grubu adına Aysel Akgül. Ayşe Akgül. Evet. Arkadaşlar ismi doğru yazalım. Ayşe Akgül. Daha sonra öncü gruptan Hayriye Nazan. Ayşe Akgül. Evet. Ben 2018 yılında mesleki yeterliliğimi tamamladım. 2019 yılında da mesleğin kadınımı attım. Bizler bu mesleğe sahip olmak için çok fazla emek harcıyoruz. Ve ne yazık ki gelinen noktada yine mesleki kaygılarımız var. Ben iş bulabilecek miyim? Ben ne yapacağım? Ne olacak? Nasıl olacak? Türlü sorular sürekli kafamızı meşgul etmekteyiz. Bizler daha staj sınavına girmeden dosya ücreti, staj sınav ücreti, stajı kazandıktan sonra staj yeri, siz orada uzun sürecekse biraz sağa uzaktan eğitim ücreti, stajı tamamladıktan sonra yeterlilik sınav başvuru ücreti, sınavı kazandık odaya kayıt ücreti, kaşe ücreti, ruhsat ücreti, harçlar ve daha çalışmaya başlamadan ne yazık ki odamızın bizden talep ettiği aidatlar. Bizim istediğimiz, bu kadar emek harcamışken mesleki kaygılarımızın azaltılması ve odamızın yanımızda olması. Oysa bugün odamız, bugün gelinen noktada odamız, odamızı yanımızda göremiyoruz. Ve hatta sorunlarımızın da çok çok uzaklar. Bu uzaklığı kendimden bir örnekle açıklamak istiyorum. Yeterlilik sınavını kazandım. Ruhsat başvurusu işlemleri için odaya gittim.
Tamam. Heyecanlıydım. Bir an olsun kaygılarımı, stresimi, her şeyi odanın dışında bıraktım. Ve odaya gittim. Ruhsat evraklarımı teslim ettim. Teslim ettikten sonra başkan beyle küçük bir konuşmamız oldu, küçük bir sohbetimiz oldu. Orada benim ne yapacağımı sordular bana. Ben de büro açmak istediğimi söyledim. Bana önerileri şu oldu, büro açmanın şu an için doğru bir karar olamayacağını ve ya birileriyle birlikte çalışmamı ya da birinin yanında çalışmamın çok doğru olduğunu söylediler. Ve sonrasında dediler ki biz odamız olarak sizlerin yanındayız. Hayır, siz odamız olarak bizlerin yanında değilsiniz, hiç olmadınız. Eğer ki siz odamız olarak bizlerin yanında olsaydınız, sözleriniz şu şekilde olmalıydı. Demeliydiniz ki, sevgili meslektaşım, sizler yeni meslek mensupları, madem ki mesleğe başlayacaksınız, tabii ki başlayın. Büro mu açmak istiyorsunuz? Tabii. Biz sizin için ne yapalım? Şunu yapabilirsiniz mesela. Aidatları erteleyebilirsiniz. Daha ben büromu açmadan benden aidat almamalısınız. Şunu yapabilirsiniz. Aidatları iptal edebilirsiniz. Yani şöyle 3 yıl, 5 yıl meslek mensubu işlerini kurana kadar, mesleğe atılana kadar ona destek olabilirsiniz. Ayrıca kredi verebilirsiniz. Yani meslek mensubunun bu kadar emeğinden, odaya tonlarca para vermesinden sonra bence hakkıdır bir meslek mensubunun odasının ona kredi sağlaması. Sizler bu alternatifi yaratmadan odamız olarak heyecanımızı öldürüp bize büro açmak sıkıntılı, birinin yanında çalış diyorsanız hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz yanımızda değilsiniz. Yanımızda olmak bizleri anlamaktır. Yanımızda olmak bizim problemlerimizi benimsemektir. Bizim problemlerimizi görebilmektir. Yanımızda olmak staj sınav ücretlerini aldıktan sonra bir daha arayıp sormamak hiç değildir. Sevgili meslektaşlarım, bizler, ben ve arkadaşlarım Değişim Mali Müşavirler Grubu olarak diyoruz ki değişim, değişim, değişim. Ben 30 yaşındayım, oda yönetimi de 30 yaşında. Demek ki artık bir şeyler değişmeli. Teşekkür ederim emniyetiniz. Senin hayırlığına nazarı kalmaz, buyurun. Kadın arkadaşlar süreye daha hassas davranıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Sayın Divan Türmof Genel Başkanı, değerli oda başkanları, dernek başkanları, değerli meslektaşları ve siz değerli basın mensupları. Herkes için 24. olay genel kurula hoş geldiniz diyorum. Aslında ben bugün bir sürü sorundan bahsedebilirdim ama hemen hemen sabah saatlerinden beri hepimiz o kadar fazla sorun dinliyoruz ki herhalde ekleyecek çok farklı bir şeyim olmaz. Ben sizleri önce Mali Müşavirler Birliği adına selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bugün hepimiz burada kendi mesleğimizi icra ederken bazı sorumluluğumuz meslek odasının yönetimiyle genel sorunlarıyla ilgili konuşmak için toplandık. Biraz doluyoruz. Bazılarımız daha fazla doluyoruz. Bir sürü zor şey yaşıyoruz. Son derece normal. Hepimizin telefonları sessizdi ama açık. Herkes sabahtan bütün görüşmelerini yaptı. Herkes işlerini düzene koydu, ofislerine haber verdi, şirketlerinden izin aldı. Bizim için hayat hiç durmuyor çünkü. İçinde bulunduğumuz ortamda her şey çok hızlı gelişiyor. Her şey çok hızlı dijitalleşiyor. Giderek daha büyük yükümlülükler var üstümüzde. Biz bütün günleri karşılarken bazen biraz daha yorgun, bazen biraz daha bıkkın, daha tahammülsüz ama yine de ilkelerimizden taviz vermeden yürümeyi tercih ediyoruz. Zor bizim mesleğimiz, bir sürü meslek zor ama bizimki kadar kimseye ceza kesmiyorlar herhalde. Şimdi size burada bir kadın meslektaşın karşılaştığı sorunlardan bahsetmeyi düşündüm aslında. Sonra aklıma geldi de, erkek meslektaşlar eşlerini, çocuklarını tatile gönderiyorlar, memlekete gönderiyorlar. Bazen kendileri gidemiyorlar, bazen gidip erken geri dönüyorlar. Bazen kalmayı başarıyorlar ama onda da telefonu yapışık geçmiyor erken değil mi sadece? O yüzden aslında hepimizin sorunu aynı. Kadın, erkek,
genç meslektaş. Hiçbir şey fark etmiyor, bağımlı, bağımsız. Hangi cinsiyette, hangi mevkide olursa kalın. Aslında biz tamamen arkamızda durmayan bir oda yönetimini, bize hiçbir zaman sahip çıkmayan bir yönetimin getirdiği sorunları yaşıyoruz. Bizler tamamı yüksek tahsilli. Devletin tüm bürokrasisiyle, her türlü eğitim sisteminden, her türlü genel kültürden, her türlü aile yapısından gelen insanları birleştirebilen kişileriz. Çalıştığınız şirketlerde, çalıştığınız mükelleflerle olan diyaloglarınızda düşünün ki ne kadar farklı insan profilleriyle karşılaşıyorsunuz. Bütün bunları bir şekilde devlet idaresiyle yüz yüze getirip her şeyi anlatmayı ve çözmeyi başarabiliyorsunuz. Bir şekilde ortaya oluşturuyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. Hal böyleyken biz kendi sorunlarımıza çare bulamaz durumdayız. Aslında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hepimizin hakim olduğu gibi akılcı bir planlamayla her şeyin üstesinden çok rahat geliyor. Fakat ne yazık ki mevcut yönetimin bunu görmekteki, görmemekteki özür dilerim, ısrarı tüm bunlara neden oluyor. Aslında biliyor musunuz biz öncü Mali Müşavirler Birliği olarak merak ettik. Hani her şey bir insanın merakıyla başlar ya bütün icatlar. Niye mahkeme kararına rağmen nispi aidatların alınması devam ediyor merak ettik. Niye bağımlı çalışanlar için bir taban ücret belirlenmiyor, bu kadar zorlanılıyor merak ettik. Allah korusun cenazesi hastası olan, kendisi kronik rahatsızlıkla boğuşup da uzun dönemli tedaviye ihtiyacı olan meslek mensuplarının arkasında niye hiçbir oda yönetimi, niye oda tarafından görevlendirilmiş hiçbir temsilci yok merak ettik. Sağlık kurumlarıyla neden gerçekten etkin anlaşmalar yapılmadığını, bugüne kadar neden bir mali müşavire bir olmadığını, neden elimizde telefonla, kolumuzda evrak çantasıyla, belgelerle iş takip ettiğimiz mali idarede, sosyal güvenlik kurumlarında, ticaret odalarında, sanayi odalarında bizlere yönelik bir oda olmadığını. Bakalım başka. Az önce tam çıktı. Bir sürü şey var aslında. Örneğin bankaların bile bize sunduğu ciddi paralara sunduğu ferdi kaza sigortası ya da hayat sigortası gibi yapılabilecek bir şeyin dahi bizim aidatlarımızın minicik bir yüzdesiyle neden bize sunulmadığını merak ettim. Her şey aslında bu merakla başladı. Bunun için de birilerinin buna öncü olması gerektiğini düşündük. Öncülerin de etkin ve yetkin bir lidere ihtiyacı olduğunu düşündük. Serdar Özkan Başkanlığı'nda Öncü Mali Müşavirler Birliği yazısının altında toplandık. Zaman artık mevcudu korumak zamanı değil. Zaman alışkanlık sürdürme zamanı değil. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sorunları biliyoruz. Evet, hepimiz sorunları biliyoruz. Peki hep aynı şeyleri yapmaya devam edersek sorunları ne kadar çözeceğimizi düşünüyorsunuz ki? Bizim çabamızda, adaylığımızda, teklifimizde, projelerimizde herkes için, sadece kendimiz için değil. Sorunları biliyoruz, çözeceğiz. Öncü Mali Müşavirler Birliği olarak çözeceğiz. Öncüyle her şey çok güzel olacak. Genel kurula saygılar sunarım. Hayırlı olsun diliyorum. Teşekkürler değerli arkadaşım. Sayın Hasan Hüseyin Kırmızı Toprak ve ondan sonra Bağımsız Mali Müşavirler Grubu adına Fuat Kara. Aşağıda sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, sizleri İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii 3 yılda bir araya gelince sorunlar da epey birikiyor. Bu kadar ağır bir mesleği yürüten meslektaşlar olarak da sanırım biraz da gergin oluyoruz. Az önce 2 dakikalığına dışarı çıktım, geldiğimde içeride bir vicdan oluşmuş. Üzüldüm. Biraz da ayıpladım. Biraz da kınadım. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız ülkede yaptığımız meslekteki sorunlar bizi yöneten siyasal anlayışın tercihleri doğrultusunda gelişiyorsa elbette onun bağlantısını kurmak için de bu sorunlara değinilecektir. Yani ülke sorunları meslek sorunlarından bağımsız değildir. İlkesiyle hareket ettiğimize
değinmemek mümkün mü? Uzayda yaşamıyoruz herhalde. Bir bakanımız demişti ki dört şeritli yol uzaya yapıyoruz desek inanan bir kitle var. Burada öyle bir kitle yok ama inanıyorum ki yok. Değerli arkadaşlar, siyasetin sözlük anlamı şudur. Yaşadığınız toplumda, zeminde, ülkede yönetime ilişkin düşüncelerimizi, önerilerimizi ve değerlendirmemizi yapmam içindir. Bu anlamda baktığımızda buna itiraz eden de aslında bir siyasettir. Yani senin bu görüşlerini ortaya koyarak benim sağ olduğum siyaseti çürütmen ne katılmıyorum siyasetidir bu aynı zamanda. Şimdi bu kapsamda hani yaşadığınız sorunları değerlendirmek adına yukarıdan aşağıya değerlendirdiğinizde göreceksiniz ki birçok meslektaşınızın bürosunda esir kalma ve mahkum kalma sorunlarının genel siyasetin üretilmesinden kaynaklandığını hep beraber yaşayacağız. Peki bu poşeti başımıza geçiren siyaset hangi siyaset değerli arkadaşlar? Bu mesleki sorun değil mi? Bunu analiz edebilecek kadar bilgi birikimine sahibiz aslında ama buna karşı çıkış bir tercihtir. Saygı duyuyorum. Ama bir arkadaşımızın kürsüde üzerine yürünmesini ne anlama geliyor? Bunu o arkadaşın aynaya bakarak, kendisiyle empati kurarak bir değerlendirmesine yarar var diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda baktığımızda sorunlar çok elbette. Geleceğiz. Bütçe var, huzur hakları var, birçok arkadaşınız değil, önümüzde biriken sorunlar var, bunlara değineceğiz. Şimdi bunlara değinirken de özet olarak geçmek gerekiyor belki, detayına inemeyiz. Örneğin, siyasallaşmış ve rehin alınmış bir yargıya giremeyeceğiz. Çok başlı başına bir sorun. Çökmüş bir ekonomiden 500 milyara dayanmış bir dış borcu detaylarına giremeyeceğim. Örneğin katletmiş bir hukuk sisteminin çökmüş bir hukuk sisteminden söz edemeyeceğiz, vaktimiz yetmeyecek. Örneğin siyasi düşüncelerinden ülke yönetimine ilişkin rehin alınmış henüz iddianamesi hazırlanmamış siyasilerin içeride tutsak ve rehin almasına değinemeyeceğim çok derin ve uzun bir konu. Örneğin yerlerde sürdüren insan hak ve hürriyetlerin yerine sürdüğüne değinemeyeceğim çok uzun bir konu. Şimdi bu kapsamda baktığınızda değerli arkadaşlar, asıl siyaseti bizim yapmamız gerekiyor. Bütçesine katkı sunduğumuz, üretiminde bulunduğumuz hizmet sonucunda oluşan vergilerin bize karşı kullanılması bir siyasettir. Buna değinmek gerekecek, siyaseti bizim yapmamız gerekecek. Bu anlamda baktığınızda orada siyaset yapma, burada siyaset yapma. Mali müşavirler yapmasın siyaset, yapacağız. Hukukçular yapmasın, yapacak. Tabipler yapmayacak, yapacaklar. Siyaset yapmayacağız, ne yapacağız değerli meslektaşlar? Sorunu ve o sorunu yaratan anlayışı nasıl tarif edeceğiz? Değerli arkadaşlar, bu sorunları dile getirirken elbette bakış açımıza göre tepki vermek ve karşı çıkmak da bir siyaset olduğunu söyledim. Buraya çok girmeyeceğim ve cevap vermeyeceğim. Ancak 30 yıldır bu salonlarda 5-6 ay sonra da tür modunda belki benzer şeyleri konuşacağız. Benzer soruları, hatta üzerine ekleme olan sorunları konuşarak devam ediyoruz. Peki bu neden oluyor? O zaman bir sorun var. Yani sorun içinde sorun var değerli arkadaşlar. Meslek yasası çıktığından beri gruplar olarak bu yönetim anlayışına ilişkin, sorunlara yaklaşım biçimine ilişkin farklı grupların oluşumunu biliyoruz. Biz de odanın kurulduğundan beri Demokrat Muhasebeciler Birliği, konjektür ve döneme ve sürece ilişkin tercihten kaynaklı Demokrat Muhasebeciler Platformu, Değişim Hareketi ve nihayet bugün İstanbul Kadıncı Muhasebeciler Hareketi diye ifade ettiğimiz bir isimle bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Ama değerli arkadaşlar, bu kürsülere geldiğimizde 2008 yılından hiçbir temsilin çıkmasıyla ve sonrasında oluşan gruplar bu kürsüye çıktığında sanki 22 yıl aynı yönetim anlayışına ortak değilmiş gibi konuşuyorlar. Bu da enteresan bir durum. Biraz eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasını da harekete geçirmek gerekir.
tıpkı Yahya Başkanımızın 3 gün önce ceplerimize gönderdiği bir mesajla nispi aidatı yarıya indirecek, almayacağız. İşte çalışmayanlardan yarı oranında aidat alacağız. Süremiz bitiyor. Peki, toparlayacağım arkadaşım. Son uzun dönemini hatırlamıyorum ama son 4 dönemdir bu kürsülerde bu haksızlığa karşı çeşitli önergeler verdik. O önergelerimiz oy çokluğuyla hep reddetti ve hep beraber reddettiniz değerli arkadaşlar. Ama bugün eğer bir yanlıştan vazgeçme noktasına samimiysek biraz sonra 13. maddede ve 15. maddede vereceğimiz önergeleri iyi analiz edip, iyi ele alıp, iyi üzerinde düşünmekle birlikte buna ilişkin bir karar vermemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, birçok arkadaşım ifade etti. Huzur hakları ve bütçe meselesi. Bütçe şöyle bir şey değildir. Gider esaslı yapılmazsa ben fazlasıyla parayı toplarım sonra harcayacak bir yer bulurum anlayışı doğru bir anlayış değil. Meslektaş fakirleşirken yüksek huzur haklarının alınması doğru değil. Bakın 2020 için öngörülen bütçeye bakar mısınız? 2.369.000 kurumlar için. Oda komiteleri, değerli arkadaşlar, biz icracı organ olan kurumlar için bunun doğru olmadığını, haksız kazanç sağladığını derken komiteler için bile öngörülen bütçe 1.238.000. Nispi aidatlarla ilgili kaldıracağız dedi ama bütçeye konmuş 1.426.000. Ne olur bunu karşımdaki bana katılmayan söyledi diye toptan reddetmek anlamında değil ama üzerinde düşünerek bunun bir empatisini kurup doğru değerlendirerek karar vermemizi bizim gerektiğini bir kez daha sizi bu bakışla düşünmeye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi en çokluğu ya da oy çokluğu bendedir diye bunun dışında ne söylenirse reddederim anlayışını ne olur yapmayalım. Hüseyin 30 yıldır, peki toparlayacağım başkan. Ne olur böyle bakmayalım. Bakın 30 yıldır böyle yaptık, geldiğimiz nokta belli. Bir arpa boyu yol alamıyoruz. Biz bunları söylediğimizde arkadan çıkıp şunu dediler. Fakirlik edebiyatı yapmayın. Evet fakirleşiyoruz. Meslektaş fakirleşiyor, ülke fakirleşiyor. Yoksullukla cebeleşen milyonlar varken bizim bu bütçeleri burada sorumsuz harcamamamız gerekiyor. Bütçeler aynı zamanda siyasi belgelerdir. Ama biraz da etik belgelerdir. Bu cepheden bakarak bunu bir kez daha değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler başkan. Fuat Kara. Daha sonra meslekte bilgi kurulunda Nevzat Erdal. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Sayın Eski Genel Başkanlarım ve TÜRMOB yöneticilerim ve Sayın Bakanım, ve değerli konuklar, mesleğimizin cefakar, vefakar, teknoloji çıkana kadar kağıtlarıyla boğuşan, teknoloji çıktıktan sonra da poşete geçirilen benim çilekeş meslektaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, ben bugün size burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir sözünü kendine şiar edinen bağımsız mali müşavirler grubu adına teslim ediyorum. Bugün burada ve daha önceki genel kurullarda da
30 yıldır sorunlar konuşula geliyor. Bugün yine aynı nakaratı, aynı sözleri, aynı sorunları hep birlikte dinledik. Ben size çok fazla böyle sorunlar sıralamayacağım. 2-3 tane tespitle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bu sorunları muhalefette olan gruplar dile getiriyor. Bunlar iktidara gelemedikleri için çözemiyorlar. Bunu çok anlayışla karşılıyoruz. Bu sorunları iktidarda olan 30 yıldır odayı yöneten arkadaşlar, onlar da dile getiriyorlar. Onlar niye çözmediler, onu çok merak ediyorum. Mesele sadece sorunlar değildir. Sorunları tespit edersiniz ama bir çözüm ortaya koyarsınız. Mesele çözebilmektir. 30 yıldır niye çözmediniz arkadaşlar, niye? Bir önceki genel kurulda broşürlerde gördüğümüz faaliyetlerin, daha önceki genel kurullarda broşürlerde gördüğümüz faaliyetlerin aynısını gene görmeye devam ediyoruz. Bir iki tane örnek vereceğim size. Entelektüel sermaye yazılımı meselesini hayata geçirdik diyor mevcut yönetim arkadaşlar. Arkadaşlar 2019 yılındayız. Bu proje 2013 yılında projesi yazılmış ve böyle bir proje ortaya konmuş. Ama bugün daha halen hayata geçirildiği söyleniyor. Şimdi sormak istiyorum meslektaşlarıma. Bu proje kapsamında şifresi olan, bu projeyi kullanan 6 yıldır bir tane meslektaş var mı bu salonda? O zaman hayata geçirdiğiniz proje ölmüş. Haksız rekabet yazılımını hayata geçirdik diyorsunuz. Yine 2019 yılındayız. Hatırlatmak zorundayım burada. Bu projede yine 2013 yılında bizim de arkadaşlarımızın içinde bulunduğu bir grup tarafından yazıldı. Ve bugün bu proje maalesef meslektaşın aleyhine dönen bir proje haline gelmiştir. Şimdi yine bir proje daha var. Zaman esaslı ücret tarifemiz hazır diyor. Bunu gören ve zaman esaslı ücret tarifesini uygulayan bir meslektaşımız var mı burada arkadaşlar? Bu projede 2016 yılında Aralık ayında yine bizim arkadaşlarımızdan Burhan Eray arkadaşımızın da içinde bulunduğu bir çalışma grubu tarafından yapılmıştır. Ancak hayata geçmemiştir. Ve çalışmıyor şu an. Çalıştırdık dediğiniz, yaptık dediğiniz proje budur. Bu projenin takipçisi de olmadınız. Bunun hayata geçmesi yönünde bir çalışma da ortaya konulmadı. Sürekli yapıyormuş gibi gözükmek artık 30 yıldır sırtınıza yapışmış ve bununla da devam ediyorsunuz. Şimdi biz hepimiz birlikte bir otobüsteyiz, gidiyoruz. Bu otobüsün de bir şoförü var. İSMO Başkanı ve İSMO Grup Başkanı. İSMO'nun ÇMM'nin grup başkanı. Arkadaşlarımızın ikisi de dikiz aynasına bakmaya devam ediyorlar. Toparlayacağım bitiyorum. İkisi de dikiz aynasına bakıyorlar. Önlerine bakmayı unutmuşlar. Hep geriye takılı kalıyoruz. Bir 30 yıl daha mı bekleyeceğiz sizin bu odayı geliştirebilmeniz için? Ben de 30 senedir bu odanın üyesiyim. Başından bugüne kadar da takip ediyorum. Şimdi arkadaşlar, meslek adına bir şey yapmak için illaki o koltukta oturmanız gerekmez.
Hiçbir zaman hiçbir yerde yönetimde bulunmadım. Gene de söylüyorum, aday da değilim. Ama meslek adına yapılacak her şeyde nefer olmaya hazırız. Şimdi ülke meselelerine ilgili vesaire vesaire, siyasetle ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak bu seçimin, bu mesleğin onuru ve haysiyeti adına, bu mesleğin geleceği adına yarın kullanılacak oyların esasen 30 yıldır bu odayı yöneten arkadaşlar ile 30 yıldır bu odayı yönetmek isteyen, talip olan diğer gruplardaki arkadaşlarımızın mücadelesi olduğu kadar aslında baktığımızda 30 senedir bu odaya aidat ödeyenlerle, çoluğunun çocuğunun rızkının aidatlarını ödeyenlerle 30 senedir bu odadan geçimini sağlayanların seçimidir yani bu seçim. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bile 25 yılda emekli oluyorsunuz. Gerçi benim çok meslektaşım Bağkur'da olduğu için hala daha borcunu da ödeyemediği için emekli de olamıyorlar. Arkadaşlar, divanı fazla üzmek istemiyorum. Sözümü bağlıyorum. Yarın akşam nasıl 31 Mart'ta baharı getirdiyseniz yarın akşam baharı tazeleyin. 23 Haziran'da da yazı getirmeye devam edelim hep birlikte. Saygılar, sevgiler. Teşekkürler. Sayın Nevzat Erdoğan, buyurun. Arkasından Çağdaş Avukat Muhasebeciler Birliği'nden Yücel Arslan. Değerli meslektaşlarım, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Herkesin yorulduğu bir dönemde söz hakkı bana geldi. Ben de eğitimciyim ve eğitimi anlatmak istiyorum. Odamızın eğitimle ilgili bakışıyla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Meslek örgütlerinin birinci görevi üyelerinin doğru yetişmesini sağlamak, onların eksiklerini tamamlamak değil midir? Evet, bizim odamızın görevi de bu sevgili meslektaşlar. Sevgili meslektaşlar, dünya değişiyor. Dördüncü sanayi devrimi, inovasyon, yeni gelen teknik değişimler, her şey mesleğimizi etkileyen temel unsurlardan biri. Geçen yıl, 2018 yılında The Economist dergisinde önümüzdeki 20 yıl içerisinde yok olacak meslek grupları içerisinde birinci sıraya muhasebe mesleği konulmuş. Artık muhasebe değişiyor. Yeni tip mali müşavirler, evrak giren mali müşavirler değil. Şirketler analiz eden, mali tablolarını kontrol edebilen, patronları yönlendirebilen mali müşavirler olmak zorunda. Bu mali müşavirlerin nasıl yetiştirildiği ve bu mali müşavirlerin tabi oldukları odaların yaptıkları yöntemler ve modeller önemli olmaya başladı. Bizim odamızın misyonu da bu açıdan çok önemli. Sevgili meslektaşlar, 29 trilyonluk bütçesi olan bir odanın bize bugün dağıtılan mali tabloların 144. sayfasında eğitim giderlerinin 9.4 olduğunu, fakat tadilat giderlerini düştüğünüzde eğitim giderlerinin 3.6 olduğunu görüyorsunuz. 3.6, 29 trilyonda 3.6'sını eğitime ayıran bir oda bizim ileriye gitmemizi, yetişmemizi nasıl sağlayabilir? Bu odanın en büyük hatalarından biridir. Önümüzde ben eğitimci olduğum için
2018 yılında 160 tane eğitim yaptık biz 1 lira para harcamadan arkadaşlar. Çok önemli bir konudan bahsediyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur. Maliye Bakanlığı'nın vergi incelemesine bakış açısı değişti. RAMEL denilen bir merkez kurarak risk analizine göre mali tabloları inceliyor. 5 yıl. Son 2 yıldır verdiğiniz mali tabloların hepsi bu yıl incelemeye tabi tutuldu ve seçimden sonra incelemeye sevk edileceksiniz. Peki, RAMEL risk analiz yöntemini benim odam niye eğitimlerinde bana vermiyor? Biz 2 yıldır kurumlar vergisi, gelir vergisini anlatırken bunu insanlara anlatıyoruz ama odamızın eğitimlerinde bunu görmemiz mümkün değil. Çok daha önemli başka bir sorunumuz yine var. Odamızın disiplin komisyonundaki arkadaşlar bunu çok daha iyi bilirler. Disipline sevk edilen mali müşavirler, vergi müfettişleri, sigorta müfettişleri sayesinde artık idare 8 tane temel unsuru kullanarak bizi müteselsiz sorumluluk kırbacıyla kırbaçlıyor. Bakın bir sürü mevzuat var ama çok daha önemlisi 28 Şubat 2015 tarihinde SMM ve YMM'lerin hakkındaki vergi müfettişleri tarafından sorumluluk raporu düzenlemesine ait yönerge yayınlandı. Bu yönergede ne diyor biliyor musunuz? Biz meslekle birlik olarak bağırdık, sürekli makaleler yazdık, her eğitimde söyledik. Vergi müfettişi olan bir mali müfettiş, 26 yaşında müfettiş olsa, bu müfettiş inisiyatifi ile mali müşavirin vergi kaçırmaya vesile olduğunu düşünürse Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak, odasının disiplin komisyonuna da müracaat edecek, o da ona disiplin cezasıyla ilgili işlem yapmak zorunda. Bugün bizim odamızın disiplin komisyonunda böyle yüzlerce dosya beklemekte. Peki biz neredeydik? Bizim odamız müteselsiz sorumluluk çıkarken neredeydi? Risk analiziyle ilgili sürekli sorunlar yaşarken biz yarın incelemelere sevklerin temel sebebi bu olacakken odamızın bizim yanımızda yer alması gerekmez miydi? Yok tabii. Bir diğer sorunumuz, Türkiye'de ekonomi %2 büyüyor, vergi mükelleflerinin artış oranı 4.2. Fakat son 15 yılın ortalamasına bakın, mali müşaviri artış oranı %23. Bu, ben yeni müşavirler gelmesin demiyorum arkadaşlar. Gelsin ama bunlar doğru yetişsin. Size süreni doğru kullanabilmek adına bir şey söyleyeceğim. Ben içinizden biri 25 yıldır mali müşavirlik yapıyorum. Ben ofisine personel alırken 15 soruluk bir test yapıyorum. Ve ben kendi ofisime sadece mali müşavir arkadaş çalıştırıyorum. Bunu yaparken şuna dikkat ediyorum. Mali müşavir arkadaşlar muhasebeye, tek düzen hesap planına ve finansa hakimler. Bu yaptığımız testlerin %80'inde mali müşavirler, müşavir arkadaşlar testlerin %80'ini geçemiyor. Çok basit konularda bile mali müşavir arkadaşlar cevap vermekte zorlanıyor. Bu ne demek? Biz üniversitelerimizde öğrencilerimize diploma veriyoruz. İSMOK, TÜRMOK stajyerlerimize müşavirlik belgesi veriyor ama onu kullanılabilir bilgiyle doldurmuyorlar. Kaliteli bir eğitim verilmediği için bu mali müşavirler işsiz, işe girerken de gerekli yeterlilikleri sağlayamıyorlar. Bu meslektaşımızın en önemli sorunlarından biri. Süremiz sona erdi. Tamam, teşekkür ediyorum. Hemen bitiriyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Odamızın prensibi az iş, çok laf. Biz meslekle birlik olarak az iş değil, çok iş, az laf kullanıp yapacağız. Saygılarımla hepinizi selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Komşumuzu. Çağdaş Avukat Malzemeciler Birliği adına Yücel Arslan. Buyurun.
Sayın Divan, Sayın Türk'ün Genel Başkanı, Sayın Kurucu'nun Ulusal Başkanı, odamızın çok değerli yöneticileri, çok değerli hocaları, çok değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım ve sevgili dostlarım. Odamızın 24. Olağan Genel Kurulu'nun ülkemize, mesleğimize, ortak geleceğimize hayırlı olması dileğiyle tüm katılımcı dostlarımıza Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına hoş geldiniz diyorum. Konuşma metnine geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum serbest görüş anlamında. Birçok arkadaşım ortak sorunlara değindi. Bu sorunların büyük bir kısmını biz de paylaşıyoruz. Ve diğer taraftan bu sorunların içerisinde en fazla öne çıkan konu başlıklarından bir tanesi mücbir sebep hali. Ve diğer taraftan mesleğini icra ederken meslekleri başında hayatını kaybeden sevgili meslektaşlarımız. Onları rahmetleniyorum. Fakat sevgili dostlar, dışarıdaki hayattan bağımsız bir vali müşavirlik mesleği yok. Mesleği başında hayatını kaybeden makine mühendisi olduğu gibi, şiddete uğrayan doktor olduğu gibi veya aşırı baskı ve stresten mesleğini icra edemeyen öğretmen olduğu gibi mali müşavirlik mesleği de bu ülkedeki, bu toplumdaki, bu coğrafyadaki sorunlardan ortak payını alıyor, almaya devam ediyor. Sokaktan, dışarıdan, hayattan bağımsız bir mali müşavirlik mesleği yok. Biz imtiyazlı ve ayrıcalıklı bir sınıf değiliz. Dışarıdaki insanlarla el ele kol kolayız. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyet Devrimimizin ilk kıvılcımının çakıldığı 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlayacağız bu yıl. Mustafa Kemal'in gençlere armağan ettiği 19 Mayıs'ın 100. yılı. Toplumumuzun yakın tarihinin kuşkusuz pek çok önemli tarihi var. 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi. Yıllar sonra öyle dönemler vardır ki bu tarihi günlerden bazıları ister istemez öne çıkar. Ve önemleri daha yoğun hissedilir. Kuşkusuz içinde yaşanılan koşulların yarattığı yakıcı ihtiyaçlar belirler bunu. İşte bu 19 Mayıs önemi ve anlamı ile diğerlerine göre çok daha fazla öne çıkıyor bugün. Çünkü 19 Mayıs dibe vurmuş bir toplumun yeniden çıkışının simgesidir. Çaresizliğin, çaresinin uç verdiği, tohumunun toprağa düştüğü gündür 19 Mayıs. Toplumumuz bugün de benzer bir dönem yaşıyor sevgili dostlar. Sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Bu darboğaza bir çare arıyor ve yeni bir çıkışın sancılarını çekiyor. 19 Mayıs bu açıdan çok daha anlamlıdır. Bu büyük günün 100. yılına umutla, kararlılıkla kutlayacağız. Tarihi yaparak yazanları, bu büyük çıkışa önderlik edenleri Mustafa Kemal ve bir avuç arkadaşını saygıyla anarım. Yaşarken yazılan bir başka tarih de hiç kuşkusuz İSMO tarihidir. 1989 yılına kadar adeta yok sayılan, yasal bir statüye sahip olmayan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu'nun kurucu ve lider kadrolarının büyük özveri ve kararlılık gösterdikleri mücadeleler sonucu kazanılmış ve giderek akademik bir ünvana dönüşmektedir. 30 yıllık kocaman bir tarihsel süreç içerisinde bugünkü uluslararası saygınlığına kavuşmuştur. Mesleğin gelişiminin dünyadaki örneklerine bakıldığında kıta Avrupa'sında 100 yılı aşkın bir zamanda kat ettiği yolu Türkiye'de gecikmeli ve hızlı olarak 30 yıl içerisinde tamamlamaya devam etmektedir. Kuşkusuz eksikleri vardır. Kuşkusuz yapılacak çok şeyler vardır. Fakat tarih ister istemez nicelik olarak birikir, nitelik olarak dönüşür sevgili dostlar. Biz bunun tam ortasındayız. Emeği geçen, bu 30 yıllık mücadele tarihi boyunca emeği geçen, katkı sunan, taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyor ve bilhassa aziz hatıraları bizlerle yaşayan ve bugün aramızda olmayan çok değerli üstadlarımızın bizlere bıraktıkları büyük miras önünde saygıyla eğiliyorum.
Değerli dostlarım, yarın annelerimizin günü. Sevgiyle, aşkla yeşeren hayatların yaratıcısı, sevdalıkların sırça yuvası, okuduğumuz en güzel kitap, en bilge, en renkli çiçek olan annelerimizin günü. Annelerimizin gözlerindeki umutların hiç sönmemesi ve parlaması dileğiyle annelerimizin, anne adaylarının mesleğiyle birlikte tüm hayatı güzelleştiren, bilhassa meslek mensubu annelerimizin bu anlamlı günlerini en içten duygularla kutluyorum. Güzel toparlıyorum. Kısaltmaya çalışacağım mümkün olduğu kadar. 30 yıllık koca bir mücadele tarihi demiştik sevgili dostlar. Onur ve gurur dolu koskoca 30 yıl. Bu 30 yılın sonucudur ki bugün burada son derece saygın, ne istediğini bilen, hesap ve denetim yeteneği gelişmiş, proje ve düşüncelerini kolay aktarabileceğiniz son derece seçici, seçkin bir meslek camiasının önünde konuşmanın onurunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum bu vesileyle. Sevgili dostlar, 2008 yılında 5786 sayılı yasayla yürürlüğe giren meslek yasası, diğer hiçbir meslek odasında, siyasi partiler kanununda, sendikada olmayan nispi temsil garabetini mesleğimizin tam orta yerine koymuştur. O gün bugündür bu sorunlar odamızda katmerlenerek devam etmektedir. Bunun kaldırılmasının takipçisi olacağız. Yücel Bey, süremizi açtık. Lütfen son sözler. Peki, diğer arkadaşların madde madde saydığı için çok fazla değinmeyeceğim mesleki sorunlarımıza. Şöyle tabii, ülkemizde son dönemde yaşanan bir hukuksuzluk hali var. Hukukun ortadan kaldırıldığı, içtihatların anayasanın bir kenara koyulduğu, hukukun zorlama metotlarla kendilerine uydurulduğu bir süreç var. Peki biz burada neredeyiz? Bizler sevgili dostlar, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine gelmesi yolculuğunda kamusal hizmet verdiğimiz bilincini hiç unutmadan demokrasinin tüm ve kuruluşlarıyla, kurum ve kuruluşların hayata geçirilmesinin etkin takipçisi olacağız. Bu uğurda biz çökmeden, geri adım atmadan tüm yüreğimizle antidemokratik uygulamalara karşı ses olacağız. Bu süreçte ÇDMM olarak bizim safımız, yerimiz bellidir. Arkadaşlar, duyuyorum sesinizi lütfen. Duyuyorum sesinizi. Tüm yol arkadaşlarımızla birlikte uyarıyorum, görüyorsunuz lütfen. En iyi bildiğimiz şeyi yapmaya Sayın devam edeceğiz. Son sözler lütfen. Zorbalığa, savunmaya, zorbalığa, hukuksuzluğa, baskıya karşı direnecek hukuk adaleti savunmaya devam edeceğiz. Son söz olarak, artık söylemek ve kendi kendine söylenmek zamanı değil dostlar. Üretmek zamanı, geliştirmek zamanı, birlikte yürüme ve yarın birlikte bahar karşılama zamanıdır. Selam olsun serdiniz gelen bahara. Selam olsun uyanan bahara. Selam olsun dostlara. Saygıyla ilgileniyorum. Değerli adım, ikinci tur konuşmalar tamamlandı. Şimdi grupların sözcüleri veya başkanları olabilirler. O arkadaşlarımıza geldi sıra. 15'er dakikalık süreleri var ama asla uzamaması gerekiyor. Saatleri biliyorsunuz. Dolayısıyla